Herkese merhaba. Şu an niye bağırdığımla ilgili hiçbir fikrim yok. O kadar sıkıldım ki artık vlog çekmeye karar verdim. Siz de benim bir gün içinde nasıl sıkıldığımı, neler yaptığımı görün. Şimdi söyleyeyim çünkü sabah erken kalktım, koştum. Çok güzel beslendim. Şu saate kadar mükemmel gidiyor. Bugün şey yapmaya karar verdim. Vegan ürünler tüketeceğim. Vegan ürün dediğim yani hayvan ürünü tüketmeyeceğim. Süt, düm. Yani bilinsel şey, et zaten çok yemiyorum. Sabah yulafımı yedim. Kuru meyvelerimi yedim. Öyle şu an süper gidiyorum. Babam sporda, ablam arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Ben evde tek başımayım. Annem de işte bir de alışveriş yapmaya gitmişti arkadaşıyla. Şimdi annem... Şimdi saçlarım zaten çok kötü, hiçbir şey yapmadım. Yeni video atmıştım bugün sabah. Benim yaptığım bir saçmalıktan dolayı video 3 günde yüklendi. Tamına 3 günde. Nedenini söyleyeyim. Çünkü ben videomu telefonla çekmiştim ve hiç net değildi. Ben de kaydederken en kaliteli bir şeyine basmışım. O aşırı yavaşlattı videonun yüklenmesini. O yüzden bir daha sonra bir şey yapmayacağım. Her neyse. Şimdi eski kameramdayım. Bu arada çünkü diğer kameram kırıldı. Hepsi kırılıyor. Bunları giyiyorum. Bunları size niye gösterdim bile bilmiyorum. O kadar sıkıldım ki. Tek... Nedenleri tek derdime deva sizsiniz şu an. Sizinle bir şeyleri paylaşarak kendimi iyi hissediyorum. Evet, annemi bekliyorum. Bugün ders çalışmam yine lazım. Paragraf çözmekten artık beynim sulandı. Onun dışında ne söyleyebilirim? Yani böyle sıkılmış bir İrem Çalhan görüyorsunuz şu an ve cidden yapacak hiçbir şeyim yok. Sabahtan beri müzik açıyorum, video izliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Neyse bugünlerle geçecek. Her neyse. Annem geldiğinde umarım eğlenceli bir şeyler yaparız. Ben de size göstereyim. Evet şimdi annem geldi ve eli boş gelmedi. Sağ olsun bayağı bir sürü şey almış. Bu altındaki pantolon. Anne tutsana mı kamerayı? Bunu almış. Bir de şu ceketi bana almış. Derden yansı almış da. Şimdi annemizle zaten caddeye gideceğiz. Bedenlerini falan değiştireceğiz. Birkaç tane şeyin. Cekete... Bayıldım. Yani Zara'dan yeşil, koyu yeşil böyle. Böyle. Elbimi bitireceğim, giyineceğim. Sonra annemle birlikte caddeye gideceğiz. Zara'ya ve Mango'ya gideceğiz. Çünkü oradaki şeyleri bedeni değiştirmemiz lazım. Hiçbir planım yoktu. Şimdi iyi oldu çıkacağız. Sıkılmıştım evde. No. Şimdi hamam sokaktayız ve trafik durdu. Hiçbir şekilde biz arabayı durdurduk. Selam. Şimdi arabayı tekrardan çalıştırıyoruz. Gitmiyor yani, bu kadar gidiyor. Şimdi bir daha 5 dakika bekleyeceğiz. Keşke yürüyerek gelseydik yani. Zara'ya falan gideceğimiz için yoruluruz diye arabaya binelim dedik de. Yürüseydik şu an oradaydık değil mi? Mızla Bozok beyefendi. Bozok değilse koparım ama. Çok benziyordu. Aa evet Bozok. Ha Bozok. Biraz dua etti şuraya. Yoksa mahvolduk bu trafikte biz. Tamam. Trafik ve Mango'ya gelmiş bulunmaktayız. Hayatımın en zorlu trafiği denen insanlar da çok fazla var. Şöyle herkese hoş geldin. Evet, yanımdan ayrılın. Herkes bana bakıyor. Gel. Burada asılıydı o. Hani şurada da yeşil var ama onlar uzun. Onlar değildir. Bakalım belki başka tarafta kalmamışlardır. İnanamıyorum ya. Ya kıyafetim. Bunlar güzel. Ha çok güzel botlar var. Bence değil mi? Güzel. Olmadı. Bana. Şimdi ben bir şeyler bakacağım. 50 liralık çünkü annem değiştirdiği için. Kıyafetimizden çok beğendim. Elimi kesti galiba. Ayakkabılar da babamın o kadar ağır ki adım atarken böyle zorlanıyorum. Orada ayaklarım benim birazcık büyük. Azıcık. Elimi kesti evet. Şey poşeti sen al. Bakalım şimdi. Şapka çok takmıyoruz ki anneciğim. Süvet var. Süvet. Süvet bakalım. Ne var güzel? Bakayım. Benim bu yeni aldıklarım. Hayır ya bunlar bizim tapşaplarmış.
Arkada varmış. Sen kabinde sabit misin? Üstteki çok benziyor. Aynen. Mango'dayken yine başımıza bir şeyler geldi. Öyle komik bir anımız oldu. Şimdi anlatamayacağım ama böyle bir terslikler var bugün. Şimdi Zara'ya koşuyoruz çünkü. Park ettiğimiz yer bir saat izin verebildi. Başka bir yere park ettik. Hiçbir yerde park alanı yoktu. O da ayrı bir şey yani. Bugün tuhaf geçiyor. Güzelim Vakko. Çantam yamuldu. Çok güzel. Bu sene yine şeyle gelir miyiz buraya? Yılbaşındaki dekorunda fotoğraf çekmek için sadece buraya geliyoruz. Zara'ya toplam mı? Bakın. Şurası bak beyaz bina. Nerede öyle? Evet. Ceket nerede? Şimdi yerini deneyeceğim. Evet, bu daha rahat oldu. Evet, şimdi caddede işimiz bitti. Değiştireceklerimizi değiştirdik. Eve gidiyoruz. Çok yoruldum. Böyle GameX için kendime bir tane elbise aldım. Hani oranın ortamında ne kadar uyar bilmiyorum çünkü tam nerede olacağını bakmadım. Her neyse şimdi eve doğru gidiyoruz. Arkaya geçtim. Çok yoruldum. Saçım başım dağılmış. Şimdi eve geldik. Ben de yeni aldığım şeyleri giyindim. Ceketi zaten gördünüz. Aldım elbiseyi deneyimledim. Elbise de şöyle. Ne çok mini ne çok uzun, tam böyle galiba yaşıma uyacak bir elbise buldum. Tabii bunun biraz ayakkabısıyla falan. Daha bir kullanışlı hale getireceğim. Aşırı yorgunum, çok acıktım. Şimdi üstümü değiştirip tekrardan sizinleyim. Ton balıklı salata yaptım kendime. Diyorum hayvan ürünü yemeyeceğim dedim ama cidden hiçbir şey yememiştim ve birazcık bir şeye ihtiyacım vardı beslemek için. Şimdi bunu yiyeceğim, biraz da video izlerim. Cumartesi akşamı bildiğiniz gibi Aşk Laf'tan anlamazlar ve onu izlemeden olmaz. Şimdi hazırlandım. Dizi izlemeye hazırım. Şimdi daha özeti olacak. Her neyse, sabah görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın. Bugün 20 Kasım. Saatte 3'ü geçiyor olması lazım. Odayı falan toparladım, temizledim bayağı. Şimdi hazırlandım. Video çekeceğim. Çantamda ne var? Okul çantamda ne var videosu. Onun için şimdi giymem lazım. Daha sonra ablamla birlikte Starbucks'a geçeceğiz. Minibüs Caddesi'nde orada biraz çalışırım diye düşünüyorum, umarım. Daha sonra da akşam maç izleyeceğiz. Fenerbahçe. Çok heyecanlıyım. Tabii ki de biz kazanacağız. Yani emin konuşmuyorum ama inşallah. Her neyse, ben şimdi hazırlanacağım. Hemen videomu çekmeye çalışacağım. Daha sonra yine sizinleyim konuşamıyorum. Evet, şimdi ablacığımla birlikte giyindik, hazırız. Şimdi Starbucks'a gideceğiz. İlk başta maç öncesi böyle bir takılacağız. Beraber ders çalışacağız. Ondan sonra da maç izleyeceğiz. Öyle güzel bir gün, Fenerbahçeli gün. Başarılar Fenerbahçe. Şimdi Starbucks'tayız, oturuyoruz. Şimdi ders falan çalışacağız. Sonra da maçı izlemeye gideceğiz. Yanında da meyve getirdim. Şimdi bunu yiyeceğim çünkü çok acıktım. Evet, güzel bir galibiyet sonrası. Evdeyim şimdi. Bu vlogları editleyeceğim. Daha sonra hemen yatacağım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.